Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Şu anda muzun paketleme aşamasını görüyorsunuz. Evet, meyvelerin yerinde içerisinde özel bir yeri olan muzdan bahsedeceğiz size. Aynı zamanda bu izahlarımızın tümünü video altındaki açıklamalarda bulundurduğumuzu ifade etmek isterim. Muz daha çok tropikal bölgelerde yetişir. Ülkemizde Antalya ve Anamur civarında da yetiştirilmektedir. Muz meyveleri salkımlar halinde gövde uçlarına yakın yerlerde gelişir. Muz güneş veya fırında kurutulur. Un haline getirilirse çok ama çok besleyicidir. Nekihat dönemindeki hastalara, yaşlılara, zayıflara ve çocuklara her akşam sütle karıştırılarak içilir ve içirilebilir. Görüyorsunuz muzun işlenmesiyle ilgili muzun çok yoğun yapıldığı tropik bölgelerden birindeki videomuzu izliyorsunuz şu anda aynı zamanda. Muz yorgunluğu giderir. Bağırsak hastalıklarına, ishalde şifa vericidir. Müzmin kabızlığı olanlara pek tavsiye edilmez. Çocuklarda kemik gelişimini sağlar. Özellikle bal ve sütle birlikte yenirse etkisi çok fazladır. Muzda kalsiyum miktarı ve yağ az olduğundan çocuk ve yaşlılar muzu sütle yemelidir. Böylece vücuda demir ve kalsiyum verilmiş olur. Süt bulunmazsa ekmekle yenebilir. Muzda bulunan bol vitamin sebebiyle sinir zafiyeti, sinir ve beyin yorgunluğunu giderir. Sinir rahatsızlıklarında iki yemek arasında iyi olgunlaşmış bir iki muz yenir veya bir adet muz, iki yemek kaşığı bal ve bir kaşık krema iyice karıştırılır. Sade veya ekmekle birlikte yenir. Muz taneli ve nişastalı olması sebebiyle bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Selülozu olmadığından kabız olan kişiler muzu armut, elma, portakal gibi diğer meyvelerle veya bağırsakları yumuşatan yiyeceklerle birlikte yemelidir. Çünkü ishale faydası olduğu gibi aşırı yendiği zaman kabıza neden olacağı için kabızla faydası sağlayan yiyeceklerle yemek daha iyidir tabii ki. Eklem, mafsal ve böbrek iltihabı olanlara tavsiye ediliyor. Muz yemede dikkat edilecek hususlarda şunlar. Muz kendiliğinden olgunlaşmış olmalıdır. Olgun muzun rengi koyu sarı, üzeri benekli, hafif yumuşak, uç kısmı esmerdir. Fazla sarartılanlar hamdır. Mide asidini arttırır, peklik yapar. Sadece muzla karın doyurulması halinde hazım bozukluğuna sebep olur. Mide ve bağırsaklarda ekşime ve gaz yapar. Şeker hastalarına pek de tavsiye edilmez. Muz buzdolabına konmamalı, dışarıda tutulmalıdır. Bu noktaya çok iyi dikkat ediyoruz. 12 derecenin altındaki soğuklar muz için zararlıdır. Yemeklerden evvel yenmesi halinde olumsuz etkiler, şeker veya balla yenmesi halinde olumsuz etkisi azalır. Muz olgunlaşınca içindeki nişasta şekere dönüşür. Olgun bir muz 1 saat 45 dakika içerisinde sindirilir. İdrar söktürücü, meni arttırıcı, cinsel isteği çoğaltıcıdır muzun. Soğuk algınlığında balla muz yenir. Cildi temizler ve pürüzleri giderir. Bir adet muzla bir bardak süt blenderden geçirilir. Elde edilen karışımla akşamları yüze maske yapılır. Cilt 1 saat sonra ılık suyla temizlendiğinde inanılmaz fayda sağlar. Uyuz ve egzamaya karşı bir adet muz limon suyu ile karıştırılarak merhem yapılırsa faydası görülür. Bu söylediklerimizin birçoğunu video altındaki detaylarda bulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, tabii ki şifalı ve iyi günler diliyorum arkadaşlar. Şifalı Bitkiler kanalına abone olmanızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.